Şimdi bizi hasta eden bir takım mikroplar, mikroorganizmalar veya mikroplar farklı farklı sınıflardadır. İşte bakteriler vardır, virüsler vardır, mayalar, mantarlar vesaire gibi. Bunların en küçük olanı virüstür. Bu hastalığın diğer salgınlar, mesela SARS, geçmişte SARS yaşanmıştı değil mi? Duymuşsunuzdur. Daha önce MERS salgını olmuştu. SARS'ta ölüm hızı %11, MERS'te yaklaşık %40. Yani bu hastalık kapan 100 kişiden 40 kişi ölüyordu. Fakat o hastalık bile bu kadar gündem olmamıştı. Halbuki koronavirüsteki ölüm hızı sadece %2 olduğu halde. Peki sizce neden böyle oldu? Bir fikri olan var mı? Önlemler erken oldu. Söyle. Çok kolay taşıdığı için. Aynen öyle. Bulaşılabilirliği çok 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 yüksek. Bu COVID hastalığının belirtileri nelerdir? Var mı? Söyle. Ateş, öksürük, ishal. Ateş dedik, öksürük dedik, ishal dedik. Başka? Kuru öksürük değil mi bu? Söyle sana. Ağrı olabilir. Tabii kas ağrısı. Evet, yaygın kas ağrısı yapar. Evet. Solunum sıkıntısı yapar. Söyle sana. Tabii boğaz ağrısı da yapabilir yani. Yaygın kas ağrısı da yapıyor zaten. İshal de yapabiliyor. Koku ve tat almasında, tat almada ya kayıplar meydana gelebiliyor. Tabii daha ağır vakalarda işte ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği vesaire gidiyor. Ama şöyle söyleyeyim, bu bulguların hepsinin bir anda olması gerekmiyor. Yani bir hastada sadece ateş ve öksürük varken diğerinde sadece ishal ve yaygın kas ağrısı olabilir. Şimdi bu virüsün, bu hastalığın şu ana kadar bir tedavisi yok. Ondan korunmamıza sağlayacak herhangi bir aşı da geliştirilebilmiş değil. Kendi kızım da denemiş midir, o biraz tartışılır da. Şimdi evet, şimdi bir aşı bulunduktan sonra faz 1, faz 2 ve faz 3 aşamaları vardır. Yani işte aşının yan etkileri, aşının efektivitesi, yani ne kadar etkin olduğuyla ilgili ve insanlarda kullanılıp kullanılamayacağı o çalışmalardan sonra ortaya çıkar. Şu an Rusya evet faz 3 aşamasında olduğu için dünyada kullanıma sunmadı şimdiye kadar. Ama aşıyı bulmuş olması büyük ümit verici. Rusya geçmişte de çiçek aşısını imal eden ülkeydi. Hatta çocuk felci, yani geçmişteki başarıları da, yani aşı karnesi iyi bir ülke. Ben de ümitliyim. İnşallah olacak. Peki korunmak için neler yaparız? Hepinizde maske var bir kere. Başka ne yaparız? Sosyal mesafe. En önemlisi zaten. Bravo. Sterillik olabilir. Etkinliği biraz daha arttırır maskenin etkinliğini. Ama şart değil. Başka ne yaparız? Önce bir köpürttük. Sonra elimizin dış kısımlarını sürtüyoruz. Parmak araları, baş parmak ve parmak uçları şu şekilde. Zaten bunları yaptığınız zaman 20 saniye çok 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 rahat doluyor. Şu an aşağı yukarı siz birbirinize 1,5 metre mesafedesiniz. Şöyle bir kalkar mısın canım? Bak şu an tam 1,5 metreyiz. Şimdi normal adımlarla bana doğru yürü ve adımlarını say. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Demek ki 5 adım sosyal mesafe dediğimiz. Şimdi evet sizler takıyorsunuz ama maalesef dışarıda görüyoruz. Herkes maske kuralına uymuyor. Sıkıntı yaratabilir. Hiç uyarmakla falan uğraşmayın. Ama işte 1,5 metre mesafeyi kurtaracak şekilde yanından geçin. Ya da gerekiyorsa yolun karşısına geçin. Bir de bunun dışında insanların topluca bulunduğu yerlerde gerekmedikçe bulunmamamız gerekiyor. İşte sünnetti, düğündü, değil mi? Böyle işte tiyatroydu, sinemaydı. Şu aralar hiç gitmemek gerekiyor.
AVM'ler de bu sınıfa giriyor. Ama maalesef AVM'lere bazen gitmek zorunda kalıyoruz. Orada da yine sosyal mesafeye dikkat etmek, maskemizi takmak şartıyla, girişte elimizi dezenfekte etmek koşuluyla ve 3 saatten fazla kalmamak koşuluyla girip, tabii 3 saati de doldurmamız gerekmiyor. İşimiz biter bitmez çıkacağız. Bir kuluçka dönemi yaşar. Hastalanmadan önce. Yani virüs vücudumuzda çoğalıyor ama halen hasta değiliz. İşte hastalandığımız zamana kadar geçen süre kuluçka dönemi deniyor. Bu da 2 ila 14 günde arasında değişiyor. Aslında normalde 4-5 gün, bilemediniz, bir haftadır. O dönemde sokakta dolaşarak hastaysanız eğer başkalarına yaymamanız için karantinaya alınıyorsunuz. Aslında bu sizin iyiliğinizden ziyade dışarıdakilerin iyiliği için yapılıyor. Herhangi bir belirti vermiyorsan o zaman ne oluyor? Karantina süresi sonrasında tekrar test yapılıyor. Covid testi. Hani bu ağza ve buruna sokarak yaptıkları test var ya. İki defa üst üste negatif çıkarsa karantina bitmiş oluyor.